Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle MAV yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabıyla dersimize devam ediyoruz. 1. ünite çarpanlar ve katlardayız arkadaşlar. Konumu büyütüyorum. Bugünkü konumuz 5 ve 10 ile kalansız bölünebilme. 5 ile kalansız bölünebilme kuralı arkadaşlar, birler basamağında 0 veya 5 olacak. Yani birler basamağında 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir. 10 ile kalansız bölünebilme ise arkadaşlar, birler basamağında sadece ama sadece 0 olacak. Birler basamağında 0 olan sayılar 10 ile kalansız bölünebilir. Aşağıdaki tablolarda verilen sayılardan 5 ile tam bölünenleri tik ile belirleyiniz. 5 ile bölünebilmesi için birler basamında ya 0 ya da 5 olacaktı. Bakın 25 bölünür, 130 bölünür, 48 bölünemez, 120 bölünür, 96 bölünemez, 80 bölünür, 66 bölünemez, 1420 bölünür, bu bölünemez, 145 bölünür, 1650 bölünür, 1005 bölünür dedim. Aşağıdaki tablolarda verilen sayılardan 10 ile tam bölünenleri tik ile belirleyiniz. 10 ile bölünebilmesi için sadece ama sadece birler basamağında 0 olması gerekiyor. Burası bölünür, bu bölünemiyor. 1800 bölünür, 60 bölünür, bu ikisi bölünemez. 80 bölünür, 1250 bölünür, 107 bölünemez. 90 bölünür, 1688 ve 1994 10 ile kalansız bölünemez. Aşağıdaki tablolarda verilen sayılardan hem 5 hem de 10 ile tam bölünen sayıları tik ile belirleyiniz demiş arkadaşlar. Hem 5 hem de 10 ile, bakın. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağında 0 veya 5 olması gerekiyordu. 10 ile bölünebilmesi için birler basamağında 0 olması gerekiyor. Bir sayının hem 5 hem 10 ile bölünebilmesi için bakın ortak şart ne? Birler basamağında 0 olması. O zaman diyorum ki birler basamağında 0 olan sayı hem 5 hem de 10 ile kalansız bölünebilir. Birler basamağında 0 olanları belirleyelim. 1200, 100, 60, 1000, 6520, 840, 1330. Bunlar arkadaşlar hem 5'e hem de 10'a kalansız bölünebilir diyorum. Aşağıda verilen soruları cevaplamamızı istemiş. 3 basamaklı doğal sayısı 5 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine kaç farklı rakam yazılabilir? 5 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar, birler basamağında 0 veya 5 olmasıydı. Yani üçgen yerine 2 farklı rakam yazılabilir dedik. 4 basamaklı doğal sayısı hem 4 hem de 5 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı kare işleminin en büyük değeri. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğiz. 4 ile kalansız bölünebilme kuralı son 2 basamağı 0, 0 veya arkadaşlar 4'ün katı olacak son 2 basamağı. 5 ile bölünebilme kuralı son basamağı 0 veya 5 olacaktı. Şimdi ben sayımı yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söylüyoruz. 5 ile bölünebilme kuralına geldim. Eğer birler basamağı 5 ise 5 ile bölünebilir. Ama birler basamağı 5 olan bir sayı 4 ile bölünemez. O yüzden diyorum ki bu sayının birler basamağı kesinlikle 0'dır. Dolayısıyla kare yerine 0 yazıyorum. Şimdi benim sayım bu şekilde oldu. Üçgen yerine ne yazarsam arkadaşlar 4 ile bölünebilir. Üçgen yerine 0 yazarsam 4 ile bölünür. 2 yazarsam bölünür. 4 yazarsam bölünür. 6 yazarsam bölünür. 8 yazarsam bölünür. Dolayısıyla üçgenin alabileceği değerler bunlar oldu arkadaşlar. Üçgen artı kare işleminin en büyük değeri. Kare zaten sadece 0 olabiliyordu. Artı. Üçgenin en büyük değeri 8. Bunların toplamı en fazla 8 olur. 3 basamaklı doğal sayısı hem 4 ile hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre üçgen artı kare işleminin en büyük değeri. Arkadaşlar 10 ile bölünebilmesi için birler basamağında 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla kare gördüğüm yere 0 yazıyorum. Şimdi 4 ile bölünebilmeyi bir daha yazalım. Son 2 basamağı 0, 0 olacak veya son 2 basamağı arkadaşlar 4'ün katı olacak. Burada üçgen yerine gelebilecek sayıları yazalım arkadaşlar. Burası 0, 2, 4, 6, 8. Bakın arkadaşlar bu değerler geldiği zaman bu sayım hem 4'e hem de 10'a tam bölünebilir.
Üçgen artı kare işleminin en büyük değeri. Kare değerim zaten 0 oldu. Üçgenin alabileceği en büyük değer de 8. Bunları topluyorum. 8 artı 0, 8 olarak geliyor. 4 basamaklı doğal sayısı 4, 5 ve 10 ile tam bölünebildiğine göre üçgen artı kare işleminin en büyük değeri. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralını yazalım. Son iki basamağı 0, 0 veya 4'ün katı olacaktı. 5 ile bölünebilme kuralını yazıyorum arkadaşlar. Birler basamağı 0 veya 5 olacaktı. 10 ile bölünebilme kuralına bakıyorum. Birler basamağı sadece 0 olacak. Şimdi diyorum ki bakın 10 ile bölünebilme kuralı sadece birler basamağı 0 olduğu için diyorum ki benim sayımın birler basamağı 0'dır. Şimdi buraya geldiğimizde 5 ile bölünebiliyor mu? Evet, birler basamağı 0. 10 ile bölünebiliyor mu? Evet, birler basamağı 0. 4 ile bölünebiliyor mu? Bakıyorum. Son iki basamağı 80. 84'ün katı olduğu için bölünebilir. O zaman arkadaşlar üçgene istediğimiz değeri verebiliyoruz. Toplamlarının en büyük olmasını istediği için üçgene verebileceğim en büyük değeri verdim. 9. Kare değerim de zaten 0'dı. Bu ikisinin toplamı en fazla 9 olur diyoruz. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.